Odak noktasından iyi akşamlar. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı herkese merhaba diyelim. Ne güzel, en azından şu anda sağlığımız yerinde. Ayaktayız, konuşuyoruz. Nefesimiz, nefes alıp veriyoruz. Bu bile hayata umutla sarılmak için bir neden. Neden böyle konuşuyoruz? Çünkü hep son dönemde kötü haberleri sizlerle buluşturuyoruz. İyi bölgeden güzel haberler veremiyoruz. Gerek iç sorun, gerek ekonomik kriz, gerek diğer konular, gerek Kıbrıs sorunu konusu. İyi haberler üretememek ya da verememek gibi bir sıkıntımız var. Ama her şeyin başı sağlık diyerek her zaman programa giriş yapıyoruz. Çünkü zaman zaman bunu unutup yakınlarımızı, sevdiklerimizi ya da sağlığımızı kaybettiğimizde belki bunu o zaman kısa bir süreliğine hatırlıyoruz. Efendim, bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Bugün kısa bir aradan sonra yeniden bir araya geldiğimiz çok değerli bir hocamızla beraberiz. Akademisyen, doçent doktor Sayın Nazım Berat ile beraberiz. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim, iyiyim. Yayınımıza hoş geldiniz. Bir önceki programdan şöyle ağzımızın tadında eksik kaldı program. İkinci bölümünü yapalım dedik. İnşallah. Bu arada da bayağı bir gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi Anastasiadis ağzındaki baklayı çıkardı. Evet. Kıbrıslı Türklere siyasi eşitlik yok. Böyle bir devlet yürüyemez. O yüzden merkezin değil kanatların kuvvetli olduğu federal çözüme ben varım. Benim fikrim, önerim bu dedi. Türk tarafı bunu pek de hoş karşılamadı. Siz nasıl buldunuz efendim Anastasiadis'in bu önerisini? Ben Anastasiadis'i her şeyden önce 40 yıldan sonra ilk defa doğru söyleyen bir lider olarak saygıyla selamlarım. 40 yıldır zaten buydu kafalarındaki mesele. Ama Şubat 1977'de Makarios yetişti, kabul etti Rauf karşısında Eşitlik Federasyon. Zaten açıklamada Anastasiadis de acı reçete diyor ona. Evet. Kabul etti diye. Dünya, Birleşmiş Milletler'e, herkese federasyon görüşlerini söylüyorlardı ama her olma aşamasına geldiğinde de son noktada bir şey çıkarıp, deyim yerinde ise mızıkçılık çıkarıp olmaz açtırıyorlardı. Bir bahaneyle. Bir bahaneyle. Şimdi bunu fark edip söyleyenlere de biz bu tarafta çok kızıyorduk. ...1975'ten beri görüşme heyetinde olan Polis Poliviu diye bir avukat var Rum tarafında. 28 yaşında Oxford'da dersler veren bir hocadır. Yani aklı bizden daha az değil. Şu anda Güney'in de en parlak avukatı imiş bildiğim kadarıyla. Onun görüşme heyet üyesi olarak Anastasiadis'e yazdığı bir rapor vardır. 10 gün önce elimize ulaştı. Okuduk. Orada diyor ki Poliviu, bugüne kadar yaptığımız, eğer bir azınlık olarak gelip içimize katılacaklarsa kabul, değilse ertele gitsin, var olan durumun sürmesinden Helenizmin kaybettiği bir şey yoktur. Taktiği diyor. Artık zararlıdır diyor sonunda ama bugüne kadar böyle bir taktik ile gelindiğini açıklıyor o esnada. Yani değişelim bunu derken. Şimdi şey önemli. Devleti bloke edeceksiniz. Eşit olursanız ve her federal kurumda bir de Kıbrıs Türk evet oyu gerekecekse her konuda 60 ile 63 arasında olduğu gibi devleti bloke edeceksiniz. Endişesini taşıyoruz diyor Sayın Anastasiadis. Onun için ve Poliviu'nun önermesiyle diyor ki federasyona eşitler arasında olur. Bununla söyledik, aylarca burada tartıştık, söyledik. Evet. Federasyon bir halkla bir devlet arasında olmaz, iki eşit arasında olur. Onu Rumlar zımnen kabul ediyor. Bir federasyon kurarsak, merkezi yan güçlü bir federasyon kurarsak, her kurumda bir de Türk oyuna ihtiyacımız olacağı için devlet kilitlenecek ve işlevsel olmayacak diyor. Örnekte 1960 ile 63 arasını veriyor. Haklı mı? Onun açısından bakıcı haklı. Çünkü 60 ile 63 arasında ne oldu? Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin vergi yasası çıkartmasını blok etti. Şimdi bunu çıplak söylerseniz haklı görünüyor. Niye blok etti? O söylenmiyor. Çünkü o zaman
cemaat meclislerinin yönetimine bırakılmış olan okulların yönetimiyle ilgili ihtiyaç duyulan para 600 bin Kıbrıs lirası iken cemaat meclisinin, Türk cemaat meclisinin toplayabildiği vergi 80 bin Kıbrıs lirasıydı. Ve Türk okullarının kapatılması gibi bir zorunluluk vardı. Bunu merkezi devlet talep ettiği zaman cemaat meclisinin başkanı Rauf Denktaş, merkezi devlette katliyen vermem, hatta Rum cemaat meclisine bile vermem cevabını aldı Makarios'tan, Kıbrıs Cumhurbaşkanı'ndan. Onun üzerine eğer benim ihtiyaçlarım da karşılanmayacaksa bu devlette vergi toplayamazsın politikası güdüldü ve bloke edildi. Evet doğru. Şimdi eğer Grafkos Klividis yıllar sonra Niyazi Kızıl Yüreği yaptı açıklamada, bu Rauf Denktaş'ın huysuzluğuyla ciddi bir sorun vardı ve haklıydı diye teslim ediyor o olayı. Ve bu ciddi sorunun sebebi olarak da Kıbrıs hükümetindeki üç bakanı işaret ediyor. Yorgacis, Papadopoulos, Kocis. Bu üçü Türklere bir kuruş vermeyelim. Ne biz bizim paramız onların okullarını finanse edelim ki yaklaşımıyla. Onlar blok etmişler Türk okuluna yapılacak olan yardımı. Rauf Denktaş'ın da cevabı bu olmuş kendilerine. Şimdi eğer gene bir devlet kuracaksak da bir tarafta bir kesim öteki tarafı izole etmek politikaları yürütecek ise eşitlik talebinin haklılığı ortaya çıkıyor bir. Veya güvenlik ihtiyacı ortaya çıkıyor. İki. Yani biz gene size böyle bir şey yaparsak, size devleti bloke ederseniz, Polivio'nun deyimiyle elimizde olan tek şey de elimizden gelir. Devleti de elimizden alırlar diyor. Ondan dolayı federal kanatları güçlü bir federasyon öneriyor. Katliyen konfederasyon demiyor çünkü Rauf Bey'in görüşüdür. Ama önerdiği odur. Gerçek federasyon da demiyor. Konfederasyon çalıştırmasın diye. Ama çok bilinen bir şeydir. Siyaset ilgilenenlerin bilmesi icap ediyor. Bir federasyon kurarken teorik olarak yetkinin bütünü merkezi devletindir. Federal devletlere kalan yetkiler anayasaya yazılan yetkilerdir. Kalanların bütünü federal devletindir. Konfederasyon kurarken yetkinin bütünü federal devletlerindir. Konfederal devlete anayasaya yazılan yetkiler kalır. Nitekim Sayın Anastasiyadis 9 anda konfederal devletin yetkisini hem bu açıklamasında yazdı hem bir süre önce açıkladıydı. Önerdiği budur. Şimdi eşitliğimizi kabul etmiyor. Bu bir sır değil. Yani güneşin doğudan doğduğunu söylemek kadar bilinen bir şey söyleniyor. Yani ha bilmemek üzere gözlerimizi kapatıp kulaklarımızı tıkadıysaydık o bizim sorunumuzdur. Şimdi bir devletin içerisinde iki federe kanatın eşitliği kabul edilmezse onun adı federasyon değil, üniter devlettir. O zaman da üniter devlette bir azınlık haline gelirsiniz. Kıbrıs sorunun sebebi de budur. Bunca yıl bunca savaşılıyor. Şimdi eğer bunca yıl savaştıktan sonra pes edip de Kıbrıs Helen ulus devletçiliğinin içinde bir azınlık olmamızı talep eden varsa gitsin aklını muayene ettirsin derim. Peki eşitlik o zaman nasıl sağlanır? İki devletin eşitliğiyle sağlanır. İki devlet de tekrar söyleyeyim bakın adı hiç önemli değildir. Amerika'da bir federasyon vardır. Kurucu ortakların isimleri devlettir. State'tir. Hepsi Alaska'da state'tir, Kaliforniya'da. Ama devletin yapısı federaldır. İsviçre'de devletin yapısı konfederaldır mesela. Ama kurucu ortakların adı kantondur. İsim önemli değil ne olacak. Alınacak yetkiler ve merkeze bırakılacak yetkilerin neler olduğudur önemli. Evet. Bunlara sabitlenmemiz gerekirken biz başka şeyler tartışıyoruz şu anda. Sanırım Allah rahmet eylesin Rauf Bey'in ruhu
Halep Hazarı müezzep ediyor. Denktaş mı haklıydı sorusu. Azap veriyor hala. Hem Rum tarafından hem bizim tarafta bazı insanlara. Onun için konfederasyon lafından kaçmak için kıvırtıp duruyorlar. Ve konunun aslını tartışmaktansa, yani örneğin ben Sayın Başbakan'ın açıklamasının bir kısmını işittim. Eşitliğinizi kabul etmek zorundadır diyor. Etmiyor. Etmediğini söylüyor. Zorunlar ne demek? Yani gidip başkanlık sana işgal edilme, döve döve kendini kabul ettirelim. Nasıl? Etmiyor, etmeyeni söylüyor. Şimdi 1960'ta da böyle bir devlet kurduk. Öyle zorundadır, morundadır, bileğini büyük, kolunu kıvır, dirseğini çek şeklinde. Ve ne Kıbrıs'ı Türklerin, ne Kıbrıs'ı Rumların çoğunluğu o devleti hazmetmedi. Ve o devlet 3 sene yaşayamadı. İkinci senin sonunda o vergi kavgası çıktı. Konu bu kadar aslında basit değil. Yani belki de özetleyerek geçmek istiyorsunuz. Tabii. Ama yani Kıbrıs Türkler hazmedemedi, o yüzden devletten ayrıldı ya da... Ayrıldı diyorum. Gibi bir durum. Benimsemeyen, evet. Ne Türkler benimsiyor, ne Rumlar benimsiyor. Çok güzel bir de varlık klinitsin gene. Arkadaşlar Rumlardan örnek veriyorum hep. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı için var ya, o Sarı Kıbrıs, Yeşil Dalarlar. Çizen de İsmet Ezeli, bir Türk'ün şeyidir. Yarışmayla... Evet. Ezel değil ya. İsmet Ezel bir gazeteci arkadaştır. İsmet Bey Güney, İsmet Vahit Güney diyor. Çizsen onu. O bayrakla ilgili kritisi bir tanımı var. Çok güzel diyor. Diyor ki dünyanın en barışçı bayrağı. Uğrunda ölen yok. Dünyada uğrunda ölen olmayan tek devlet bayrağı Kıbrıs bayrağıdır. Cumhuriyet bayrağıdır der. Benimsememiş. Ne bir taraf ne bir taraf benimsememiş. Ve İkisi benimsemediğinden zaten. Herkes bir düğün açığını beklemeye başlamış. Rumlar genelinde çok açık verdiler. Olmadı. O devlet yaşamadı. Yani sonucu itibarıyla. Şimdi de böyle bileğini bükelim. Zorlayalım. Zorla bilmem kim araya koyalım. Bilmem ne yapalım lan. Bu iş olmuyor. Çözüm mü istiyoruz? Ben istiyorum. Ne dediğini dinleyelim. Bize uyar uymaz onu konuşalım. Yoksa kendi tezimizi dayatarak çözümsüze hizmet etmekteyiz. O da bize dayatamaz. Biz de ona dayatamayız dedik. Yani çözülmüyor o zaman. Şimdi baktığım zaman gelinen aşama şudur. Bu eşitliği hazmedemem, kabul edemem açıklamasından sonra gelinen nokta bir devlet var ortada. Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti. Tanınmış BM üyesi, AB üyesi. Biz de teorik olarak onun vatandaşlarıyız. Ve bu vatandaşların devletle temsiliyetinin eşit olmasını kabul edemediğini o beyan edince asıl o zaman işte bağımsızlık iddiasının anlamı olur. Yoksa bir ayrılıcı hareket, Tamil gerillaları gibi ayrılıcı bir hareket olarak bir kenarda kalırsınız. Bugüne kadar kaldığımız gibi. Dolayısıyla şu anda Kıbrıs sorunuyla ilgili bir kilometre taşı olmuştur. Sayın Anastasiadis'in açıklaması ve o rapor Rum tarafından tartışılanlar. İçinde bulunduğumuz durumu iyi değerlendirmeliyiz. Şimdi efendim Crans-Montana önemli bir kilometre taşıydı. İlk kez harita belki de bir anlaşma metninden önce masaya getirildi. Bu çok hayati bir konuydu ve güvenlik ve garantilerle ilgili meseleler de eş zamanlı olarak konferansta gündeme getirildi. Masaya yatırıldı taraflar tarafından. Bu önemliydi. Öyle bir noktaya gelindi ki yine bir bahaneyle daha görüşmeler devam ederken valizini hazırlayan Rum tarafı adaya geri döndü. Cumhurbaşkanı adaya döndükten sonra görüntüleri de izliyoruz bir ekrandan da Crans-Montana'daki görüntüler. Türk tarafı Cumhurbaşkanı konferansının sonrasında yaptığı açıklamada yeni nesle başarılar diledi. Döndükten bizim, sonra bizim Cumhurbaşkanı, evet, Cumhurbaşkanı evet. Akıncı ve bundan sonraki nesle başarılar diledi ve Rum yönetiminin bir anlaşma olması için zihniyetinin değişime, dönüşüme ihtiyacı olduğunu defalarca söyledi. Evet. Hatta açıklamalarının arasında zaman zaman da AB çatısı altında iki devleti çözümü de gündeme getirdi. Yani bir şekilde artık bu sürecin tıkandığını, işte yöntemi değiştirmekle çözüme ulaşılamadığını Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da net bir şekilde gördü ve ilan etti.
ya da bunun tekrardan görüşülmesi gerektiğini söyledi. Dışarıdan gelen baskılar var. İki devletli çözüm Avrupa Birliği'nin işine gelmiyor. Evet. Ayrılık sancısı yaşayan Avrupa Birliği'nin işine gelmiyor. Bir Türk devletinin burada oluşması ve bunun kabul görmeye başlaması, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirme noktasında, Türkiye'nin elini kuvvetlendirme noktasında bir başka engel onlara göre, bir sorun. Dolayısıyla ne olsun? Zaten istediğiniz gibi yaşıyorsunuz. AB ve dünyanın vatandaşı sizsiniz. Dünyayla her türlü bağlantınız var. En büyük zararı gören Kıbrıslı Türkler. Sizin fazla bir zararınız yok. Dolayısıyla yaşayın. Türkler ağlayıncaya kadar Allah aşkınıza anlaşma olsun. Sizin kabul ettiğiniz şeklinde ne isterseniz yeter ki anlaşma olsun deyinceye kadar masada kalma gibi bir lüksleri var. Bunu da kullanıyor Rum tarafı. Çok net bir şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla ben şahsen Anastasiadis'e ve hükümetine işte tepki göstermiyorum. Çünkü tavır, yöntem ve ilkeleri bu. Bundan da taviz vermek istemiyorlar. İşini yapıyor. İşini yapıyor. Bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Evet. Şimdi hal böyleyken mutlak bir doğru var. Rum yönetiminin değişmez ilkeleri, prensipleri ve ne istediğini bilen bir Rum yönetimi. Benden önce 3 cumhurbaşkanı geldi dedi Anastasiadis yaptığı açıklamada. Üçü de aynı şekilde aynı yolda ilerledi diyor. Ve maalesef 67'den beri federasyonu görüşüyoruz diyor. Yani federasyonun görüşülmesini de bir olumsuzluk olarak adlediyor Anastasiadis yaptığı açıklamada. Şimdi geldiğimiz duruma bakalım. Artık yöntemi değil de yani atı, arabada mı, at arabasının atın önünde mi arkasında mı olacağı meselesi değil de neyle yola gideceğimizi, hangi yola gideceğimizi tartışmanın zamanı geldi. Gitmeye çalıştığımız yol bizi bir yere çıkarmıyor. Çünkü Rum yönetiminin ve Türk tarafının tezleri belli. Ve hiç bunlar olmamış gibi hala da Türk tarafında ne yeni bir öneri tartışılabiliyor, ne Kıbrıs Türk kamuoyunda kanaat önderleri ya da parlamentoda bunun tartışıldığını görüyoruz. Hiçbir şey yok. Anastasiadis'in bir önerisi varmış. Hadi bakalım Anastasiadis öner, beğenirsek biz de arkasından gelelim. Kıbrıs Türk tarafı olduğu yerde duruyor. Herhangi bir hamlesi yok. İçeride bunu tartışamıyor. Alternatif çözümü biz de ortaya koyarız. Şantajı bile yapamıyor Rum tarafını motive etmek için belki de. Hiçbir şey yapamayan bir yönetim var. İçeride dağılmış. Federasyon olmazsa olmaz başka bir şey konuşamayız şeklinde bir bakış açısıyla. Biz nereye gideceğiz? Yarın ne olacak? Kıbrıs Türk kamuoyu da artık bunu görmek istiyor. Bir liderin çıkıp evet ortak bir kararımızı verelim. Bunu konuşalım, tartışalım. Gerekirse referanduma gidelim. Biz de ne istediğimizi artık bilelim diyen bir lider de yok. Liderlik yapan bir siyasi de yok. Diyen zaten lider olacak. Malaktayız. Diyen lider olacak. Onu söyleyen lider olacak. Bu inisiyatifi alan yani. Evet. Evet. Onu söyleyen lider olacak. Onu bir söyleyeyim. Şimdi bizde bir azınlık var. Bu azınlık bir sektör oluşturdu. Avrupa Birliği'nin kaç milyon euro ayırdığını bu işe biliyor musunuz? Yani ben rakam şu anda çıkan milyon eurolardır aktarılan bu işe. Bu azınlık habire proje yapar, gönlüne var, habire götürür oradan. Şimdi bunların işine çözümün olması da gelmez aslında. Çünkü çözüm olursa o fon bitecek. Olmaması, olmayacak denilirse gelmez. Çünkü o fon iptal edilecek. Çözülecekmiş gibi konuşulması işine gelir. O sektör konuşuyor zaten. Çözüm sektörü. Ekmeğini bu işten yiyen bir sektör. Yalnız bizde değil bu. Aynı miktarda Rum tarafında da var. Belki daha fazla. Dünyada da var. Kıbrıs sorununa ekmek yiyen bir diplomat kesim var dünyada. Bakın habire özel temsilci geliyor gidiyor. Bunların maaşları nereden çıkıyor? Bey çalışma ekipleri var. Ekipleri var, şu var, bu var. Ha, bu sektör bu lafın konuşulmasına, konuşulmamasına, ölümüne karşıyız çünkü ekmek parası. Bir yandan Einstein'ın o güzel lafı vardır. Aynı şeyleri yapar, farklı sonucu deliler bekler diye. 50 yıldır aynı şeyleri yapıyoruz, aynı sonuç çıkıyor. Doğal olarak aynı şeyleri yaptığınız aynı sonuç çıkıyor. Yani farklı şeyler yapalım ki farklı bir sonuca ulaşalım diye düşünenler de kendilerini mahalle baskısı altında buluyorlar. Gerçekten öyle. Yani ya benim gibi defterleri yırtıp çıkıp konuşuyor ama az insan bunu yapabiliyor. Mesela etiketler hazır.
ya faşistlik, ya şövenizm, ya çözüm karşıtlığı. Hayır, tam karşı, yani, tam karşısı helem milliyetçiliği yapmaktansa, çünkü solculuk helem milliyetçiliği demek değildir ya. Bizde solun geldiği durum bu mudur değerli hocam? Şu anda bir halin insan var o konumda. Yani ülkede solun geldiği Nigor nokta Samson'un, bir nokta. Nigor Samson'un söylediği lafları söyleyen solcu olmaz. Ya da Başpiskopos Hristos'un söylediğini söyleyen. Boşan solundan amusunu hiler versinler yani. Olmaz. Ha. Dolayısıyla birilerinin konuşması lazım. Ben kendisi ama bildiğimi anlatıyorum. Mesela federasyon tezinin ne Rum tezi ne de Türk solunun tezi olmadığını dünkü yazımda anlattım. Rauf Tinktaş'ın teziydi. Yani konfederasyon Rauf Tinktaş'ın teziydi kabul etmeyelim. Federasyon onun teziydi. 65'ten başladı. Ta 74'ün Ağustos'unun sonuna kadar federasyon savundu. 77'de Makaryos'un federasyon anlaşması yaptı. 79'da Egiptiyan'ın yaptı. Aynı anlaşmayı. Sonra konfederasyona döndü. Sonra da bağımsız devlete döndü. 83 Meme kararlarından sonra bağımsız devlete döndü. Ha, dolayısıyla bu mesele o kadar uzun zamandan beri tartışılıyor ki söylenmemiş laf kalmamıştır. Yani söylediğinizi benden evvel kim söylediydi kompleksine kapılırsanız Rauf Bey'in kompleksinden kurtulumla bir varsında söyleyenler var. Onlar da söyleyenler var bugün. Yani şey lafı Anastasia Zinge çünkü söylediği azının çoğunluğu yönetemez lafı. Ha, İlk kez söylemedi bunu. O Makaryos söyledi onu daha önce. O söylerdi. Evet. Ondan bir var söylerdi. Yani bu Hristostomos da söylüyor. Hristostomos da söyler. Evet. Kilisenin görüşüyor yani. Ortodoks Hristiyan bir adamdır inançlı. Görüyoruz öpüyor elini ikili bir başpiskoposun. Kendi inançlarına göre ne düşünüyorsa söylemek onun en özgür demokratik hakkıdır. Bize doğruyu söylesin, söylüyor nitekim. İlk defa doğru düşündüğünü söyleyen bir Rum lider ile karşı karşıyayız. Ötekiler rol paylaşımı yapıp tiyatro oynuyor bunlar. Şu anda mesela Akil Ortalığı salladı, federasyon istenmiş. 4 sene hükümet dedik baba, beraber. Niye yapamadık? Niye her şeyi siz bozdunuz? Mesela CTP, bugünkü CTP bunun farkında mı? Akel'le resmen çok iyi ilişkiler var. Zaman zaman da sanki Akel'in kuzeydeki yansıması gibi bir tablo sergiliyor. İkili ilişkiler, görüşmelerde bir sıkıntı yok da Akel'in mazisini, sanki Akel'in kökenini bilmiyormuşçasına verilen mesajlar Türk tarafında. Bu kadar iyi niyet gerçekten biraz fazla. Bir kısmı bilmiyor hakikaten. Bilmiyor. Dedirtiyor insana. Öğretilmiyor yani, bilmiyor. Yani buradan sorarım ben, mutlaka vardır bizi dinleyen. Kaç tanesi okudu Akel'in 40. yıl tezlerini? Kaçı 80. yıl tezlerini okudu? Hiç Akel'in tarihiyle ilgili bir yeri de yoktur. Kulaktan dolma bir şeylerdir işte, böyle söyleniyor. Bilmiyorlar onun için. Bilmediklerinden ben komünistim, o da komünist, o da benim gibi düşünüyordur. Yani vehmederek. Yoldaşlık. Çerçevesi içerisinde. Vehmederek tabur koyuyorlar çoğunluğu. Bir kısmı bile bile yapıyor. Allah ıslah etsin. Efendim, tamamladıysak devam edelim. Bu anayasa seyresinin açıklamaları önemli. Şimdi ne olacak sorusu var. Sayın Ergürman Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra anayasa seyresinin hala fikirlerinin değişmesini bekleyen bir mesaj gönderdi. Anayasa seyresi bilmeli ki siyasi eşitlikten ödün vermeyiz. Anayasa seyris bilmeli ki iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümünden farklı bir çerçeve konuşmuyoruz şeklinde mesajlar gönderdi ama artık bu gönderilen mesajlar herhalde sadece uzay boşluğuna gidiyor. Hayır, statiko yani, devam etsin demektir o. Olduğumuz gibi kalalım demektir. Ama bunu kimse istemiyor. Bir yandan da istemediğini söylüyor. İstemezsen adam reddediyorum dediği şeyi tekrar dönüp teklif etmek kendine ısrarla. Olan olduğu gibi aslında demektir. Şimdi Sayın Anayasa Seyresi'nin önerisine karşı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bir öneri ya da bir fikir gelemez miydi? Yani bu çok önemli. Rum yönetimi diyor ki yani kanatları biraz güçlendirelim. Biraz daha Türk tarafının işte devletçiyi, federe devletçiyi, eyaleti
kurucu eyalet ya da devletçi işte. Neyse adı, 40 tane şey söyleniyor. Yetkiler önemli. Evet, yetkileri biraz daha fazla olsun ama ana yetkiler yine dışta egemenlik, dışta temsiliyet, dış ilişkiler, şunlar bunlar yine federal devletin yetkilerinde olacak da birkaç işte kanadı güçlendirelim. O size yetsin. Yine federal devletin içinde siz bir azınlık, siyasi eşitlik veriliyormuşçasına birkaç hak, dört özgürlüktü, şuydu buydu, işi bağlayalım. Yani evet. Anastasiyelis'in dediğinde hiçbir farklılık yok. Sadece kanatlara belki birkaç yetki daha verilmesi vesaire vesaire. Şunu aslında çok farklı da olabilir. Çok farklı. Siz o mesajlardan bunu çıkarttınız mı? Ben ilgili okuyorum. Polivion'un metninden onu çıkarttım. Anastasiyelis'in çıkartmadım. Ama bir devlet ile bir eyaletten bahsetmiyor. Evet. İlk öyle algılandıydı. İki eyaletten bahsediyor. Olumlu. Fakat hangi yetkiler? Şimdi tabi dıştaki temsiliyet. Yani aynı devlet olacaksınız. BM'de iki büyükelçiniz olarak. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Euro diye parçalanırız. Alın euro diyor. Merkez Bankası bir tane olacak diyor. Bunun gibi. Ya bir devletin sınırlarını başka bir devletin koruması düşünebilir mi? Yani merkez devletin yetkisinde değil bu falan. Kaç tane? 9 tane yetki var böyle saydığı. Geriye kalanlar tümü kurucu eyaletlerindir diyor. Ama dediğim gibi söylediği bir lafın anlamından ne murat ettiğini açıkça hissedemiyorsunuz. Hissetmek değil. Bilmeniz lazım yani. Evet. Çünkü geçmişe yorum görüşlerini biliyoruz. Kıbrıs sorununun temelini de biliyoruz. başka bir mesele var. Bakın biraz önce 63'teki çıkan kavganın sebebinin vergi yasası. Tetikleyici sebebi. Yoksa insan... Bir de 13 madde meselesi var tabii. 13 madde de ondan dolayı geldi. Engelliyorsunuz. Madem 13 madde değişeni de engelleyemeyesiniz. Vergiydi kavga. Ondan çıktığını, paradan çıktıydı yani. Ekonomi. Ekonomiydi. Şimdi bir Rum liberal arkadaşımdan işittiğim bir lafı söyleyeyim burada. Halkımız da duysun. Siz dedi bana Türkiye yılda 1 milyar dolara mal oluyorsunuz. Bizim mi sırtımıza geleceksiniz? Türkiye diyor. Bizim niyetimiz yok. Siz kalın o yanına ayrı. Gene Türkiye'nin halkını alacaksanız. Diyen bir liberal olum arkadaş biliyorum. Mesela. 63'te de aynısı oluyordu. Biz Kıbrıs Türk okullarına yatırım yapmayalım, Türkiye yapsın. Türkiye yaptıydı. O zaman da. Şimdi de Türkiye entegre olma eleştirileri, mesajları. Kledis o zaman diyor ki, anlatıyor Niyazi Kızılyurek'e. Dedim ki verin bu parayı, vermezseniz Türkiye'ni alacaklar, Türkiye'ye entegre olacaklar. Biz para vermiyoruz, ne olursa yapsınlar dedi yer bana diyor. Böyle oldu. Ha. Dolayısıyla bu görüşler bence son 77'den bu yana geçen 40 küsur yılın en tartışılabilir görüşleridir. En tartışılabilir, kabul edebilir demiyorum. Tartışılabilir görüşleridir. Kanatların yetkileri konusu. Açıklık kazanırsa ve kanatların eşitliği, madem ki aynı federal devletin içinde eşitliği sağlayamıyoruz, korucular arasındaki eşitlikle bir konfedere yapıya gidelim. Adına gevşek deyin, sıkı deyin, ne derseniz deyin dediğim gibi, isim önemli değil, yetkileri meselesi. Ama siyasi eşitlik olmazsa olmaz. Efendim? Ama siyasi eşitlik olmazsa olmaz. Eşitlik olmazsa nasıl olur? Olur mu öyle bir şey? Yani gene bir Rum arkadaşımın söyleyeyim madem. Aynı evde yaşayan iki kişi eşit değillerse bir öbürünün kölesidir. Yok bir üçüncü seçenek yok yani ortada. Peki. Dolayısıyla o eşitlik meselesi kategorik bir şeydir. Yani keyfe bağlı bir şey değil. Anastasiyelis devletin işleyebilir olmasının yegane çözümü buradan geçer diyor. Kanatları biraz kuvvetlendirelim. Yine siyasi eşitlik falan bu olmaz. İşte bir takım yetkiler, bir takım bazı haklar tanınır. Kıbrıs Türkleri durum budur diyor. Kendilerini ilgilendiren
konularda oy sahibi olsunlar diyorum. Evet. Ha. Evet. Doğrudur. Evet. Ha. Doğrudur. Bilmiyorum. Dolayısıyla bu bizi yine aslında azınlık gibi, bir nevi azınlık gibi görmenin bir başka ifadesi değil hayır, mi? Hayır, yani yönetimde olmak başka, yasamada oy sahibi olmak, ayrı oy sahibi olmak başka bir şey. Her konuda, ben örnek vereceğim yine 1963'ten. Makarios gitti, bağlantısızlara müracaat etti. Doktor Gücü'nün veto hakkı vardı. O zaman bağlantısızlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin politikası bağlantısızlar da komünist kabul etmekteydi. Yani düşman kabul etmekteydi. Doktor Gücü veto etti. Veto etti elde. Makarios kurdu o ilişkileri. Ve devam etti. BM Genel Kurulu'ndaki gücünün altında da o yatıyordu. Yani mesele bir oyunuzu nasıl kullandığınız değil, tatbikini sağlayacak gücünüzün olup olmadığıyla da ilgilidir. Evet. Yani. Dolayısıyla bir kırılma noktasındayız. İyi değerlendirmeliyiz bunu. Nasıl değerlendireceğiz? Yani Türk tarafının ne yapmasını anlatıyorum. Beklersiniz? Türk tarafının bunu iyice kavrayıp karşı önerisini yapmasını bekliyorum. Karşı öneri yapmalı. Tabii. Bunu Cumhurbaşkanı mı yapmalı sizce? Yoksa meclis mi? Vallahi keşke meclis yapabilsem. Bu konunun meclise gelmemesi, tartışılmaması, belki çözüm modellerinin bile en azından tartışılır olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşler acısı. Bu nasıl demokrasi? Yani birini bir makama seçtiğinize, iradenizi ona devretmiş olmuyorsunuz. Ortaya koyduğunuz irade ışığında görevlendiriyorsunuz. İrade nerededir? İrade mecliste tema yücredir, ortaya çıkar. Biz mecliste böyle şey... Böyle şeyleri meclisimizde biz konuşamıyoruz ne yazık ki. Cumhurbaşkanının tutumundan dolayı mı? Yok, meclisin yapısı müsait değil. Teknik olarak mı yoksa milletvekillerinin, partilerin tavrı mı? Şimdi ikinci deniz hukuku konferansından ilgili milletvekili kaç tane var? Yoktur. Milletvekili seçilmek için birine iş vereceğim çocuğa diye söz vermek yeter. Böyle seçiliyor. Yani ben milletvekiliyken bir süre birkaç çok uzak memlekete gittiydim. Görevli yani gezmeye değil. Ve iki ay bizim bölgeyi köylerime gitmedim de geldim de kızlar bana. Köy kahvesi etmez için ay dedim. Malezyalarda, Berlinlerde, Kürtlerle konuşma yaparım da bırak başka bilmem kim yapsın dediydiler. Meclisinize beni görevlendirdi meclis, ben gittim. Böyle görevler lüzumsuz görevli olarak kabul edildiğinden dolayı yapımız da böyle. Güney Kıbrıs'ın hali orada. Bu lüzumsuz görevleri onlar yerine getirdiği için. Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanlığı'na ayırdığı fon bizim ayrılığımız, bizim Dışişleri Bakanlığı'na ayırdığımız fonun 100 misliydi. Ona bütçe plan komitesi üyesiydim, ondan biliyorum. 100 misliydi bizim ayırdığımız fonu. Peki efendim, bir Cumhurbaşkanlığı'nın üzerine bir rol, bir görev düşüyor. Belki de inisiyatif almasının zamanı. Eğer unutulmayacak, tarihe geçecek bir başka lider olacaksa, bu da tam da böyle bir zamanda inisiyatif alabilecek ya da toplumunu yönlendirebilecek. Beni federasyon için seçtiler. Dolayısıyla ben sonuna kadar, görevinden ayrılıncaya onu, kadar onu, federasyonun peşinde koşarımın dışında bir... Onu kim söyledi Sayın Akıncı ya? Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı bunu böyle düşünüyor. Çünkü seçim propagandası yaptığında federal çözümün doğru çözüm olduğunun ve bu yönde propaganda yaptığını, seçim propagandası yaptığını... Tamam. Bu yüzden halkın kendisini seçimini söylüyor. Kendine oy verenlerin federal çözümle görevlendirdiğini, kendini kim söyledi? O bu çıkarımı yapıyor. Kendi çıkarıyor öyle. Yanlış çıkarıyor. Neye dayandırıyorsunuz mesela bunu? Neye dayanıyorum? Çünkü çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Ona oy verenler iç politika yönelik vaatlerinden dolayı verdiler. Şu dört bacaklı bir politikası vardı. Yani Sayın Akıncı'nın. Sanki de biri senet yaptı Sayın Akıncı'ya. Yok öyle bir şey. O kendi iddia. Kendi iddiası. Beni bu Alkuncu'yu seçti. İstifat o zaman. Çok büyük politikan. Aha. Muhatabın reddettiğini söyledi. Bitti. Neyi görüşeceksiniz? Neyle görüşeceksin? İşim bitti.
Ya yeni bir öneri ya da istifa diyorsun. Yaptın, beceremedin. Olmadı. Niye? Kabahatsin de değildir. Kabul. Dediğin olmadı ama. İnan aynı şeyi söyleyince statiko devam etsin demektir. Ya yeni bir öneri yapacaksın karşılığında ya da sana ihtiyaç kalmamıştır. Pardon. Eski dostumdur. Sevdiğim bir insandır da. Ama pozisyon bu. Ya yeni bir fikir, öneri ya da istifa. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden daha konuşulmaya başlandı. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı sonrasında iç siyasetin yaratacağı belki bir hareketlenme sonrası adaylar da kendini gösteriyor. Bugün Sayın Denktaş BRT'ye konuşmuş. Dinleyemedim, haberi okudum. O da sinyal vermiş. O kadar çok sinyal gönderilmeye başlandı ki ortalık biraz karışacak gibi görünüyor Cumhurbaşkanlığı seçimi Zemin için. Zemin olacaksınız. Bu tabii. Acaba bizi aradığımız toplumu yönlendirebilecek, alternatif senaryolara da hazırlayabilecek tarafsız, bağımsız bir Cumhurbaşkanı hayaline kavuşma noktasında bize yardımcı olur mu? Şimdi bak, bu tarafsız Cumhurbaşkanı bana ben hasta olurum. Yoktur öyle bir şey. Tarafsız siyasetçi mi olur? Fikirsiz demektir. 1960 ihtiyacı Celal Bayrak sövsün diye bu lafı attım o da etti. Öyle memurları koydular geldiler. En son en tipik tarafsız Cumhurbaşkanı örneği Ahmet Necdet Sezer'dir. Aslında o da taraftı. O da bir ideolojinin tarafıydı. Yani yok öyle bir şey. Tabii ki taraflı olacak Cumhurbaşkanı. Hele bizdeki halkın seçtiği Cumhurbaşkanı. Taraf olacak tabii. Ha, liderliğin niteliği olan bir aday çıkarımı süreç gösterir. Yani bu süreçte ortaya konulacak. Tavır gösterir onu yani. Size göre var mı bir isim düşündüğünüz, gördüğünüz? Benim zihnimde birisi var ama günü gelsin bakalım. O zaman söylerim diyorsunuz. O zaman söylerim. Sayın Akıncı'nın yeniden aday olması olası gibi görünüyor. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Peki. Efendim şimdi bir başka konu var. Son dönemde sıkça tartışıldı bu. Atatürk ilke ve inkılapları ve laiklik vurgusu. Evet. Hemen hemen 10 Kasım'a yaklaşıyoruz. Atatürk'ü de rahmetle analım bir kez daha şimdiden. Ölüm yıl dönümü öncesinde. Açıkça konuşalım. Bu bir moda haline geldi. İşte herkes şekilcilik. Bu yüzyılın en büyük maalesef yanlışlarından bir tanesi. Herkes bir kalıbın bir şeklini arkasına sığınıp onun ardından hayatını, politikalarını yürütmeye devam çoğu ediyor. Çoğu var. Atatürk deyip kendini tarif ediyor. Maalesef. Şimdi Atatürkçülük ilke inkılaplarını yeniden saymayacağız ama Atatürk'ün laiklik ilkesine sürekli olarak sığınıp ve bunu politize eden, buradan çeşitli mesajlar vermeye çalışan bir kesim de var. Siyasi bir kesim de var ülkemizde. Ama çok ilginçtir. Atatürk'ün ilke inkılaplarından devletçilik ve cumhuriyetçilik mesela ilkelerini mesela konuşan kesim yok. Yani laikliği vurup en çok da bunun propagandasını yapanlar konu devletçiliğe ve cumhuriyetçilik ilkelerine gelince mesela ses çıkarmıyorlar orada. İlginçtir. Mesela bunu sosyal medya paylaşımında da vurguladım. Atatürk diyor ki tam da 29 Ekim'de herkes Atatürk mesajları paylaştı. Bu kesimde, bu statükocu kesimde bu mesajları paylaştı ama Atatürk bu ilkelerine ilham olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır mesajını verirken acaba Atatürk'ün bu özdeyişini ve cizesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de kullanabiliyor muyuz? Özellikle laiklikten dem vuran kesim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır ya da Kıbrıs Türkler bağımsız bir devlete ilelebet sahibi olacaktır şeklinde bir ifade yok. Ben bunu biraz çelişkili görüyorum. Katılır mısınız? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi Atatürk üstünden konuları tartışmayı ben çok doğru bulmam. Facebook'ta ben de yazdım birkaç defa. Mustafa Kemal güzellemesi yaptığınızda Kılıçdaroğlu oylar artmaz. Boşuna uğraşmayın. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyları da düşmez. Boşuna çırpınmayın. 100 sene evvelki bir meseleyi bugüne getirip de bugünkü politikalar için suistimal etmeye kalktığınız halk anlar. Nitekim de öyle oluyor. Şimdi ben bir köşe yazım var, duruyor arşivlerde. Ben bir Mustafa Kemal hayranıyım dediğim bir köşe yazım var. Bundan tarif ettiği değil ama benim hayran olduğum. Yani
vefat etti değil mi Kenan Evren? Allah rahmet eylesin. O kendini tarif ederdi, Atatürk derdi. Kendini tarif ederdi ama. Hiç Atatürk'le benzeri bir tarafı da yoktu. Ne kişilik olarak, ne tavır olarak, ne ideoloji olarak. Ya Mustafa Kemal, Atatürk sonraki soyadıdır tabii. Ben asıl adını kullanmayı tercih ederim. Geri gelince Atatürk'ün beklerim. Yalnız kendi mesleği bakımından değil, askeri bakımından bir dehadır. Politik bakımından da bir dehadır. Ama kaç taneniz gidip de Anıtkabir Müzesi'nde okuduğu kitapları gözden geçirdi? Mesela Can Jacques'un toplum sözleşmesi 6 çizili duruyor Anıtkabir Müzesi'nde. Hani yan vizitli baktı? Lütfedip gidip Can Jacques'u okuyan var mı? Ki mecliste okuyayım diye diyor milletvekillerine. Ben okudum diyor. Siz de okuyun diyor. Nutuk. Geçtim. Rusya'yı geçtim. Nutuk. Nutku okuyan var mı? Evet. Pek çoğunu ben görüyorum ki nutuk nutuk diyenlerin pek çoğu okumamıştır. Okumamıştır. Dolayısıyla nedir o benim naçiz şahsımı görmek değildir falan filan ben elbet toprak olacağım falan. Fikirlerimi öğrenin diyor yani onların şeyini yapın. Şekilcilik yapmayın. Atatürk ha, Atatürk o, deyip de. Ha, beyaz hep bir minarak Atatürkçü. Hadi git ya işte Allah için olsun konuşturma bizi şimdi. O çerçevede ben bu Atatürk güzellemelerine istihzayla bakarım. Kıbrıs boyutuna gelince? Kıbrıs boyutunda bakın Kıbrıslı Türkler Atatürk'e Türkiye'den daha fazla hayrandırlar. Sebebi çünkü İngiliz sömürge yönetimi altında ve Rumların aşağılamaları altında hele Balkan Savaşı'ndaki yenilginin üzerinden Rumlar çok fenaldi bizi aşağılarken Kıbrıs'ta. 9 Eylül akşamı saray önünde çok büyük olaylar gösterileri yapılarak kutlandı. Türk ordusunun İzmir'e girişi ve Türklere bir yeniden kendine güven hissini kazandıran kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun için Kıbrıs'ta çok önemli bir insandır Kıbrıs'ta. Fakat yani Türk milliyetçiliğinin zaten kurucusudur. Yani onu da söylemek lazım. Ondan önce Türk milliyetçiliği bir şey yoktur. Fahri Rıfkı Atay, Çankaya Selim'dir. O günlerde gene onu karıştırıyorum. Zeytin Dağı'ndan anlatır ki Türk lafını 1915'te duydum ilk defa diyor. Fahri Rıfkı Atay 1915'te duydum ilk defa diyor. Atatürk'ten evvel yoktur böyle bir şey. Böyle bir milliyetçilik ortada henüz. 1903'te Yusuf Akçura üç tarzı siyaseti yayınlamış olmakla beraber çok da bir entelektüel çevrede etkisi vardı. Böyle modern milliyetçilik şeklinde tarif eden de, tatbik de eden, yaratan da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla kendini Türk hisseden herkesin ona karşı bir şeyi vardır. Bir hayranlığı, bir şükran duygusu, bir saygısı vardır. Ama Kıbrıs'ta bir başka devletin, şimdi Türkiye'de bu anlaşılmakta zorlanıyor. Bunlar oluyor ki biz İngiliz tabasıydık ama. Ve kendi usulümüz değildi, Osmanlı'nın usulüydü. Ve Lozan'da da kurtarılamadık, teslim edildik. Dolayısıyla başka bir devletin çatısı altında ve başka şartlarda yetişen insanların daha farklı tavırlar geliştirmesi, düşünceler değil, tavırlar geliştirmesi gayet doğaldır. Onun için Kıbrıs'ta kakatice ilerlemek yaşayacak diyenler var. Yani bu devlet anlamında devletin ismi değişebilir ama egemenlik ve ben özellikle bağımsızlık anlamında söylüyorum. Ama yani o Kıbrıs Türk halkının iradesi tabii ki var olduğu sürece devam edecektir. Biri kadar kırılırsa Kartacalılar gibi artık irade de kalmaz orada. Ancak o koşullarda ortadan kalkar. Yani küçük bir halk olduğumuz için o mümkündür. Bir onu becerebilir. Hepimizi kessin. Bitti. Nitekim iki defa kalkıştı arkadaşlar. Komşularımız. Sağ olsunlar. Beceremediler. Peki. Efendim iki konu daha var. Eğer bitirdiyseniz bunu kesmeyeyim. Evet, çok hızlıca sormak isterim. Kapılar ve GSM konusu. Şöyle tekrar müzakereler başlıyor havası yaratmak için. 5 sene önceki daha doğrusu işte 3,5 yıl önceki pilav tekrardan ısıtılmaya çalışıldı Rum yönetimi. Getirin bakalım neydi sizin şu GSM operatörünüz. Başlıyoruz ya tekrar müzakerelere havasıyla.
Türk tarafı yeniden iyi niyetle getirdi GSM konusunu. Tekrardan aynı yanıt, işte siyaseten bu uygun değil yanıtını alıp bir şekilde konu tekrar Kıbrıs konusunun şeyine, çöplüğüne kaldırıldı. Raflarına kaldırıldı belki de. Kapılar konusunda da 12 Kasım'da açılamayacağı aslında mesajı bir ara veriliyor ya da işte Türk tarafında suç var, işte o askeri birlik oradan kaldırılmıyor vesaire falan filan. Durumumuz böyle. Güven yaratıcı önlemler konusunda da bir ilerleme sağlanamamış gibi değil. Bir bunu sormak isterim. Bir de tatbikatlar meselesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli olarak açıklama yapar, işte savaş tantamları duymak istemez, tatbikatlar yapılmasın der. Türk tarafı iyi niyet göstergesi olarak bu yılda Toros tatbikatını erteler ya da iptal eder. Ama güneyde Yunan Apache helikopterleri, işte dünyadan 7-8 tane ülkenin katıldığı çok uluslu intikam tatbikatı, daha önce yapılmış İsrail komandolarının yapmış olduğu büyük operasyon, büyük tatbikatlar, devam eden sondajlar vesaire, Türk tarafından gelen seslerde işte hep iyi niyetli, arabulucu, güzel mesajlar. Hatta bazı milletvekillerimiz diyor ki Türkiye sondajı durdursun, işte müzakereler tekrar başlama niyetinde olursa taraflar bunu engellemesin noktasındayız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları da? Aymazlık. Sadece gaflet diye değerlendiriyorum. Şimdi o tarafta tatbikatını ertelese, siz de ertelersiniz. Onu anlarım. Tek taraflı erteleme gaflet ve delalettir. Onu söyleyeyim. Türkiye sondaj yapmasın lafı da. Şimdi Türkiye, Doğu Akdeniz'de, bütün Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülkedir. 1800 mil kıyısı var Akdeniz'e. Ve bir adacıkları, kayalıkları, şunları bunları bahane edip bir kıta sahanını oluşturacaksınız ve müktesep neyro ekonomik, münhasır ekonomik, münhasır ekonomik bölgeler tayin edeceksiniz ve çizdiğiniz haritada Türkiye'nin en uzaktaki kıyısından itibaren en uzaktaki münhasır ekonomik bölgesini Antalya Limanı'nın 3 mil açığında bitireceksiniz. Şimdi bunu aklına aykırı bulmayanların dönüp geçen yüzyılda, 19. yüzyılda daha doğrusu, Rosa Luxemburg'un, Marx'ın birinci enternasyonelinin batı sorun, doğu sorunu tartışmalarını aramalarını tavsiye ederim. Yani Türkiye'yi Akdeniz'e söküp atmak ve yüzünü Asya'ya dönük bir Orta Asya ülkesi gibi bir step ülkesi haline çevirmek, denizle alakası olmayan gibi bir politika. Bu uygulanırken de Türkiye bir yandan Doğu-Batı ticaretinin merkezi olma rolünü Frankfurt Tüneli'nden alıyor. Bu son İstanbul Havaalanı'yla. Ve Rotterdam'ın elinden de deniz yollarını almak üzere bu Kanal İstanbul projesini geliştiriyor. Bunlar oluyorken Akdeniz'deki çıkarlarını gücenmesin diye Anastasiadis terk edip gideceğini zannetmek daha da beterdir. Daha da beterdir. Onu söyleyeyim. Hiç değilse konuşma be arkadaş bu konuda. Hiç değilse konuşma bu konuda. Onun sondaj yapmasını, ertelemesini talep etsen. Ki bugüne kadar hiç edilmedim maalesef. Egemenlik hakkı, Türkiye'nin egemenlik hakkı yok mu? Dünyada egemen olan yalnız Anastas mı? GSM de aynı meseledir, Ercan da aynı meseledir. Egemenlik hakkımdır, izin veremem size kullanasınız diyor. Senin var başkasının yok mu egemenlik hakkı? Cürmün kadar konuş ya bu. Yani, tekrar söylüyorum, ben Türk milliyetçisi değilim ha, katiyen değilim. Ben sol görüşte bir adamım. Ama hele milliyetçiliğine karşı reaksiyonunuz anlattıklarım. Yani sosyalist... Bir de Türk milliyetçisi ne yapsın? Türk milliyetçileri kendi tarzlarında onlar da konuşsunlar tabii ama sol dünya görüşü yalnız Türk milliyetçiliğine karşı değildir. O yanın milliyetçiliğine olacak.
Bırakalım Agel. O da milliyetçi. Bir şey dediği yok. Hatta Kıbrıs sorunu topraktan denize taşıyan Aristofyas'tır. Denizlere taşıyan Aristofyas'tır. Cumhurbaşkanı döneminde. Memleketi batırdı. Kıbrıs sorunu da hiç işinden çıkılmaz hale sokmaya çabaladı. Ve o zaman dediğinizde bakın kalıcı bölünmeye doğru adımlar atıyorsunuz. Ben resmi bana bunu söyledim. Kendilerine. Küplere bindiler. Yeni üzerinde de o makalem duruyor. Ben bunlara bunu dediğimde çok kızdılar. Nereye kızdınız anlamadım diye o makalem duruyor yeni üzerinde. Arşivinde. Şimdi eğer barıştan, adada bir çözümden ve orta bir Kıbrıs devleti içinde hakkaniyetli bir çözüm içinde yaşamak istiyorsak bu çözüme engel olan Rum tavrına karşı olmamız lazımdır. Ve artık biraz proaktif politikalar ihtiyacımız var. Proaktif politika tabii görüşünüz ne, yaklaşımınız ne? Adam söylüyor bunca şeyi, işte aldım buraya koydum tercümeyi. Bunca 3 sayfa konuşuyor adam. Arkadaşım diyor ki durun bakalım da resmi açıklama yapsın. Ya resmi açıklama seni Cumhurbaşkanlığı kağıdında yayınlasın. Cumhurbaşkanı resmen konuşuyor. Bunun resmi açıklaması nedir yani? BM Genel Kurulu'na çıksın söylesin. Ya da mühürleyip imzalayıp mı göndersin? Mühürleyip imzalayıp göndersin, evet. Peki efendim. Yani hayretler verici bir haldeyiz. Efendim teşekkür ederiz. Süremizi açtık bile. Daha çok konuşmayı isteriz ama onu da bir sonraki programa saklayalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Katılsın katılmasın. İzleyicilerimizin büyük bir kısmı büyük saygı duyuyor görüşlerinize ve genellikle aslında katılıyorlar. Sağdan ve soldan da milliyetçi olsun olmasın. Pek çok izleyicimizin de soruları ve görüşleri geldi. Aktarmaya fırsatımız yoktu. Ben teşekkür ediyorum katkınız için yayınımıza efendim. Değerli izleyenler, biz ayrılan süreyi doldurduk. Yarın aynı saatte görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz.